İstanbul'da AK Parti bu seçimi kaybederse kıyamet. Ben size söyleyeyim. Neden kıyamet? Ben bugünkü yazımda da yazdım. Yine İsmail Saymaz diyor ki Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'nun karşısında düşük profilli bir aday diyor. Ya arkadaşlar, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, çevrenize, yakınlarınıza, herkese bunu duyurun. Bu seçim, İstanbul seçimi, Ekrem İmamoğlu belediye başkan adayı değil. Ekrem İmamoğlu şu anda evet İstanbul'u istiyor ama aynı zamanda CHP'nin başına aday. Ekrem İmamoğlu evet İstanbul'u istiyor ama 2028 yılında aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı da istiyor. Gözünü 3 ayrı koltuğa dikmiş bir şekilde yoluna devam ediyor ve her geçen gün de biraz üstüne koyuyor. Üstüne koyuyor derken İstanbul halkı için değil kendi hanesine ve bunda da ilerliyor. O zaman müsaade edin de yani yüksek profilli bir siyasetçi oluversin yani. Adam 3 ayrı kulvarda yarışıyor. AK Parti'den adayı gösterilmeyen küsen kim varsa hop yeniden refahın kapısında. Niye? İşte orada bir şey var. Bu bir şey nedir bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı'ndan önce az önce de ifade ettiğim gibi Efkan Ala Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'nin genel başkan vekili. Önemli bir isim. Bu dedi doğru bir şey değil dedi. Bunu yaptıkları doğru değil dedi. Ama Erdoğan Malatya'da çok sert bir çıkış yaptı. Beklenmedik bir çıkış. Zübük dedi, isim vermedi. Şimdi bir izleyelim bakalım. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak. Millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak. Hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece oyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Efendim. Evet, şimdi Erdoğan'ın bu çıkışı konuşuldu. Sabahleyin Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Şahin'e de sordular. Dediler ki bu kimi kastediyor? Dedi ki vallahi yeniden refaha. Şimdi Fatih Erbakan açıklama yaptı. Yeni. Onu bir size bulmaya çalışıyorum. Diyor ki her yerde kendimiz kazanmak için seçime gidiyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz o zaman İstanbul'da DEM Parti AK Parti'ye kazandırmak için seçime gidiyor diyebiliriz diyor. Yani Ekrem İmamoğlu destekliyor ya DEM. Seçime girdi diye böyle bir argüman sunuyor. Diyor ki sonra yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı artıyor. Bir yılın sonunda 1 milyon kişi olacağız. Şimdi seçime girerken 500 bin kişiyi geçmiş durumdayız. Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. siyasi parti olarak seçimlere gireceğiz. 31 Mart'ta seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız diyor. Ahlaklı belediyecilik anlayışını milletimizin önüne koyamadılar. Rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten milletimiz bıktı, usandı. Yeniden Refah Partimizin büyümesindeki diğer önemli ekonomik sıkıntılardır diyor. Yeniden Refah Partisi hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar İmamoğlu'ndan gidecek diyor. Bu mantıkla giderseniz o zaman İstanbul'da DEM Parti AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Oylar İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti seçime girmesin. Eğer girerse AK Parti kazandıracak. Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu. O zaman daha önce belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın, en yüksek oy alan iki partiyi belirlesin ve seçime onlar gitsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak. Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim mi olur? Seçime girme hakkı olan her parti istediği seçim bölgesinden seçime girer. Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir. Ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak için
seçime giriyoruz diyor. Şimdi burada neye itiraz edilebilir bilmiyorum. Yani yeniden Refah Partisi'nin bir talepleri oldu. Ama karşılanacak mı karşılanmayacak talepler denildi. Ve yeniden Refah Partisi döndü. Dedi ki kardeşim madem sen benim istediklerimi vermedin. İstanbul yakasında bir ilçe, Anadolu yakasında bir ilçe istiyorum dedi. Sen benim istediklerimi vermedin. Ben kendi payımı, kendi çalışmama, kendi yoluma gideceğim, yolumu seçeceğim. Ama işte burada da giderek bir kopma yaşanıyor. Bu durumda ne olacak? Bu önümüzdeki günlerde bu zübük tartışması, yani Erbakan doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almamış. Erbakan'ı hedef almamış. Cumhurbaşkanı da doğrudan Erbakan'la ilgili isim telaffuz etmiyor ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Bakalım ne olacak? Yani bu kendi başına seçime girme kararı aldıktan sonra yeniden Refah Partisi çalışmalara başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fatih Erbakan hiçbir araya gelmedi. Birazdan programın sonunda bir takım anketleri de yeniden gündeme getireceğiz. İşte İstanbul, Ankara, özellikle İstanbul. Yani İstanbul başka bir şey. İstanbul'da AK Parti bu seçimi kaybederse kıyamet. Ben size söyleyeyim. Tekrar ediyorum. AK Parti, Murat Kurum İstanbul'da bu seçimi kaybederse kıyamet. Neden kıyamet? Ben bugünkü yazımda da yazdım. Şey diyor, yine İsmail Saymaz diyor ki Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'nun karşısında düşük profilli bir siyasi aday diyor. Ya arkadaşlar, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, çevrenize, yakınlarınıza, herkese bunu duyurun. Bu seçim, İstanbul seçimi, Ekrem İmamoğlu belediye başkan adayı değil. Ekrem İmamoğlu şu anda evet İstanbul'u istiyor ama aynı zamanda CHP'nin başına aday. Ekrem İmamoğlu evet İstanbul'u istiyor ama 2028 yılında aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı da istiyor. Yani gözünü üç ayrı koltuğa dikmiş bir şekilde yoluna devam ediyor ve her geçen gün de biraz üstüne koyuyor. Üstüne koyuyor derken İstanbul halkı için değil kendi hanesine yani siyasi geleceği konusunda bir takım adımlar atıyor ve bunda da ilerliyor. Şimdi o zaman müsaade edin de yani yüksek profilli bir siyasetçi oluversin yani. Adam üç ayrı kulvarda yarışıyor.